Merhaba arkadaşlar, A101 marketlere dağ palmiyesi geldi. 26.90'dan bu güzellikler satışta. Formları, boyları çok güzel. Fiyatı da çok uygun. Eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Yaz ayları boyunca su spreyini üzerinden eksik etmeyin. Yapraklarından nemlendirin. Perde arkası filtre güneş alması lazım. Direkt güneşe bırakmayın. Harika güzellikler. Merhaba arkadaşlar, yine kısa bir yolculuğum var. 4 günlüğüne memlekete gideceğiz. Bir 7 saatlik yolculuk. Sizlere şu güzelliklerin son halini göstereyim. Böyle tesbih çiçeklerim Rapunzel gibi büyüdüler. Bunları göstereyim. Siz videoyu izlerken ben yolda olacağım. Allah'ın izniyle inşallah döndüğümde sağlıklı bir şekilde bulurum. Her memlekete gidişimde, gidiş ve dönüşümde kaybım oluyor. Bir uğursuz geliyor, bakımsızlık. İnşallah bu defa uğursuz gelmez. Hayırlısıyla 4 günlüğüne memlekete gidip geleceğim. Şöyle şu güzeller güzeli tespih çiçeğimi sizlere göstereyim. İkisi farklı, bakın şu kalın taneli, şu da ince taneli. Yuvarlak, oval, içerisinden karışık variegata içerisinde var arkadaşlar. Küçük bir parça. Ama şu an bunlar gölgede durduğu için, renkleri yeşil olmasını istiyorum. Gölgede durduğu için variegata olan çok belirgin değil. Şöyle size şu güzellikleri göstereyim. Üzerinden ne kadar çok yonca ayıklasam da sürekli olarak arkadaşlar bunda yanmış ahır gübresi olduğu için yonca çıkıyor. Dibinden çekmeye çalışıyorum ama şöyle göstereyim. Şimdi karamelle beraber şöyle küçük bir oyun yapalım. Karamel. Karamel. Gidiyor muyuz anneciğim? Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz karamel? Karamelle beraber inşallah memlekete gideceğiz. 4 günlüğüne. Karamel, kucak mı istiyorsun sen? Kucak mı istiyorsun? Kucak mı istiyorsun annem? Gitmek istiyor musun yolculuğa? Karamel, yolculuk istiyor musun sen? İstiyor musun kuzu? Canım, yolda aslında mutsuz. Gidince mutlu, alıştı artık. Ama yolculuk anında mutsuz oluyor. Çok sevmiyor uzun yolculuğu. Şöyle şu güzelliklerin son halini göstereyim. Hiç sulama yapmadan arkadaşlar. Sadece dikenler tacımı sulayacağım. Sonrasında yola çıkacağım. Susuz bırakacağım bu güzellikleri. Susuz bir şekilde. İnşallah daha sağlıklı olacak. Kaybım olmayacak. Şöyle biraz uzaklaştırarak şuradaki güzelliklerimi de göstereyim. Güzelliklerin son halini sizlerle paylaşmak istedim. Bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Hepsi birbirinden güzeller. Keyifleri yerinde. Sukularımın da keyfi yerinde arkadaşlar. Bunların da şu an için birkaç tane kaybım oldu biliyorsunuz. Haziran sonunda. Temmuz itibariyle kaybım olmadı. İnşallah olmaz da. Şöyle yakından iyice göstereyim. Sizlerle beraber izliyorum. Video yayına girdiğinde arkadaşlar o sırada ben de hangilerine detaylıca bakıyorum. Aa, şunda susuzluk var. Şunda kayıp var deyip görebiliyorum. Arka taraflardakini yoksa görmüyorum. Karamel. Karamel. Çok mu sıcak annem? Çok mu sıcak? Şu an aslında akşam üzeri serinliği var. Oh, biri ani fren yaptı. Akşam üzeri serinliği var arkadaşlar. Değilse balkona çıkılacak halde değil. Aşırı sıcaklar geldi. Maalesef zarar veriyor. Şöyle güzelliklerin son halini göstereyim. Şurada annem kibritli kalır hala. Renkli. Şu arkaya doğru. Bakın çok güzel görünüyorlar. Yine her zamanki uğradığım çiçekçime uğrayacağım arkadaşlar. Dikenler tacının farklı renk tonlarından varsa onlardan almayı düşünüyorum. Biliyorsunuz pembe olanı almıştım. Küçük. Onları da büyütmeyi bekleyeceğim. Dikenler tacım maşallah subhanallah bu balkonu seviyor. Sıcağı seviyor. Güneşi seviyor. Bu nedenle çok mutlular. Çok fazla güneşten etkilenenleri arka kısmı aldım. Gün ışığında kalıyorlar. Sabah güneşini çok az alıyorlar. Çiçekliğimde. Ama bunlar tam gün güneşin altında. Filtreli güneşin altında. Direkt olarak güneşi çıkarmadım arkadaşlar. Filtreleri şu an gayet güzel. Keyifleri yerinde çok şükür. Ayenyumlarda kayıp olmuştu. Onlardan şimdilik öyle bıraktım hallerine. Onları temizledim. Şunu almıştım en son. Pembenin tonları. İnşallah bunun farklı tonlarını bulursam. Onlarda da uğradığım çiçekçi de alacağım. Evet, arkadaşımla beraber gideceğim. İkimiz de çocuklarımızla beraber annemin evinde şöyle 4 günlük. Tabii yolda gidiyor büyük bir kısmı. 3 günlük deniz planımız var. Allah'ın izniyle bir memlekete gidip geleceğiz. Allah kısmet ederse sağlıcakla gidip geleceğiz. Eşim ve oğlum da bir aylığına
yaylada kalacaklar arkadaşlar. Biraz serin havalar iyi gelecek. Onlar da bir ay orada kalacaklar. Biz geri döneceğiz. Şöyle güzellikleri göstereyim sizlere. Tesbih çiçeklerim benim konumumda çok güzel oluyor. Çok fazla çoğalttım bunlardan. Çok fazla hediye ettiğim için elimde çok bulundurmuyorum. Ama yazın Ağustos ayında tesbih çiçeklerim çürümeye başlıyor arkadaşlar. Bu güzellikler çürümeden sizlere şöyle son halini göstereyim. Yine yorucu bir gündü. Yorucu bir iş temposunun arkasından video çekmek de yorucu oluyor gerçekten. Ses tonundan anlayabiliyorsunuz. Hiç enerjim kalmıyor. Keşke tatillerimi dinlenerek geçirebilsem, bu güzellikler hakkında birçok bakım bilgilerini paylaşabilsem ama uzun süredir buna fırsatım olmuyor arkadaşlar. Sadece yapıyorum bakımlarını ama son hallerini sizlerle paylaşıyorum. Çünkü ona zamanım kalmıyor. Şöyle güzellikleri göstereyim. Sardunyalarım hala açmaya devam ediyor ama dinlenmedeler. Öbür taraftakiler de açıyor ama arka kısımda da yedeklediklerim var çiçekliğimde arkadaşlar. Açıyorlar ama şu an dinlenme dönemindeler. Şimdi tam da Temmuz bitip Ağustos sıcağı başladığında bunlarda çiçek kalmayacak. Özellikle cananlar o kadar sıcağı sevmiyorlar. Şöyle göstereyim. Şunlar gül formunu aldılar. Bunlar artık dinlenmeye çekildiler. Ayenyum türler gün formunu aldığı zaman arkadaşlar sıcağa karşı daha da korunaklı oluyorlar. Şöyle aradan çekiyorum sararan yapraklarını. Bu şekilde. Daha da sıcağa karşı kendilerini korumuş oluyorlar. Çünkü dışarıya bir katman gibi kapanıyorlar. İyice göbek kısımları içeride kalıyor. Onun için uykuya geçiyorlar ve güzelce dinleniyorlar. En dıştaki dalları kurumuş olabiliyor. Onları sonbaharda temizleyip sulamayı aldıktan sonra canlanıyorlar. Şöyle orikulamın rengi kalmadı. Ama onun keyfi yerinde şimdilik maşallah. Ondan da çoğaltmıştım. Fantastik de yanında arkadaşlar. Ona çeliğini almıştım çoğaltmak için. Karamel. Canım. Bakım yapıyor musun sen gün boyu? Gün boyu çiçeklerlesin. Bakım yapıyor musun anneciğim? Şu güzelliği de dalı budağı çiçeklerle dolu. Maşallah subhanallah. Burası açılmışken şurada bir öbek. Arkadaşlar bakın. Bu pıtırcık sedum orada büyümüş. Buraya biraz yedeklediklerim vardı. Orada duruyor. Şöyle şurada açan, geçen, sürekli açan bir leş kaktüsüm var. Bunun minik minik damat murçası denilen leş kaktüsü arkadaşlar bu. Şu arkada da şöyle farklı türlerim var. Şu an ben göremiyorum. Umarım siz görüyorsunuzdur. Çok yukarıda. Benim boyumdan yüksekte arkadaşlar. Onlar da orada. Hepsi sulaması minimum derecede. Yani susuzlukla sulandıkları, susuzlukla terbiye ettiğimiz bir dönem sukulentlerimizi. Ama ne kadar sulaması ve böyle gül formunda bekletirsek o kadar sağlıklı bu sıcakları atlatırız. Eğer sularsak arkadaşlar yaprakları dolgun olur ama sıcaklığa bağlı olarak sukulentlerde hava sıcak ve sulama yaptıysak sulama sonrası toprak da ısınacak, haşlama noktasına gelecek. Güneş de vurduktan sonra bu nedenle kayıplarımız oluyor. Aşırı neme bağlı olarak da kök çürümeleri oluyor. Köklerden ya da kök bazından çürüme başlıyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar sulamadan geçirmeye çalışın. Ben kuru bir iklimdeyim. Çok kuru bir iklimdeyim. Buna rağmen mümkün olduğu kadar sulamıyorum. Eğer nemli bir iklimdeyseniz de sulamadan atlatmaya çalışın. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz daha içeride kaldıkları için susuzlukları çok belli değil. Ama dış taraftakiler, esintinin altında olanlar daha çok susuzlukları belli arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Muazzam güzellikler. Rainbow arkadaşlar. Yani daha çok pembeliydi. Burada sarın tonlarını aldı. Şöyle. Bakın bunlar da Magic Red'ler. Granulata'nın. Ama daha çok susuzlukları ön planda. Özellikle şu perle, anaç perlemin susuzluğuna bakar mısınız? Buruş buruş oldu yaprakları. Dibinde de bir Dusty Rose ve farklı bir tür daha var. Şöyle Pink Trumpet burada. Şöyle arkadaşlar bu da First Day'di. Şu güzeller güzeli. Pink Donlar, Rose Crow. O da çok güzel bir tür. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız? Madiba. Ay inşallah kaybetmeden bunları sonbahara ulaştırırım. Yaz sıcaklarında çok fazla kayıp veriyoruz. İnşallah bu yıl minimum olur. Çok fazla kaybımız olmaz. Şu krista da harika bir güzellik arkadaşlar. Kocaman bir rozet. Orta kısmını da göstereyim size. Şöyle
Helezonik şekliyle muazzam görünüyor. Sulamadan atlatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar inşallah 4 gün sonra sizlere bunların son durumunu paylaşacağım. Herhangi bir sorun olmadan ben bu güzelliklere kavuşurum Allah'ın izniyle. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.